Erdinç hocam hoş geldiniz. Merhaba Belgin hocam, hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Enerjiyim. Siz nasılsınız? Siz de öylesiniz gördüğüm kadarıyla. İyiyim. Çok teşekkürler. Yoğun bir gündemdeyiz. Dönemin sonundayız. Türkiye'de eğitim zaten sürekli hot topic dediğimiz bir konu sürekli konuşuluyor. Ben de şimdi bu konuda uzman birisini, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı programında ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim davetimi kabul ettiniz, zaman ayırdınız, geldiniz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Hocam az önce de söylediğim gibi eğitim herkes tarafından doğal olarak konuşulan bir konu. Uzmanlar konuşuyor, uzman olmayanlar konuşuyor, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Hepimiz bir şekilde eğitim dünyasının içindeyiz. Ve Türkiye'de de her zaman en tartışılan konulardan birisi yine doğal olarak diyeceğim. Ama son zamanlarda herhalde biraz daha tartışılıyor. Çünkü bir takım değişiklikler oluyor. Şimdi bu değişiklikleri siz toplantılara davet ediliyorsunuz biliyorum. En yakın kişiden dinleyelim istedim. Neler oluyor, neler bitiyor? Özgür Hoca ile bir program yapmıştık. Orada biraz bahsetmiştik. Bir de sizden dinleyelim istedim. İşte eğitim programları değişti. Orada bir tartışmadır devam ediyor. Bir öğretmen akademisi kurulması gündemde. O ne durumda? İçeriği ne olacak? Çok fazla bilgimiz yok aslında bizim. Öğretmenlik Meslek Kanunu yine gündemdeki konulardan, en gündemdeki konulardan başlayalım mı? Ne dersiniz? Hangisiyle başlamak isterseniz buyurun. Şimdi önce neler oluyor, neler bitiyor öğrenmek isteriz. Sizin kişisel görüşlerinizi de öğrenmek isteriz bu konuda. Evet. Ya şimdi neler olup neler bittiğiyle ilgili aslında çok güncel bilgilere sahip olduğumu söyleyemem. Yani medyada, basında paylaşılanlar kadarını biliyorum ben de. Sadece bir geçtiğimiz haftalarda dekanlara, eğitim fakültesi dekanlarına hem öğretim programları ile ilgili hem de öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir bilgi verdiler. Toplantı, istişare toplantısı adıyla yapıldı. Orada bilgi paylaşımı yapıldı. Şura'yla da ilgili, yani yakın zamanda yapılacak olan Şura'yla da ilgili bir planlarını açıkladılar. Bu iki konu şu anda Türkiye'de eğitimin en önemli gündemi, tırnak içinde söylüyorum, olarak görünüyor. Tabii esas gündemler farklı. Yani halkın bu arada çocukların gündemi, sınavlar, işte kaliteli eğitime ulaşma, işte ne bileyim bilimsel eğitime ulaşma. Bunlar tabii çocukların gündemi olma, hepimizin gündemi olması gereken şeyler ama biz burada maalesef bu iki gündem yani öğretmenlik meslek kanunuyla öğretim programları gündemi bu gerçek olması gereken gündeme bizi yaklaştırmıyor. Aslında belki o iddia edilebilir ama bu konuda bence yetersiz kalıyor. Benim de en temel eleştirim bu şeyde. Yani bir de aslında çok göz önünde olmayan bir takım arka planda şeyler de var. Mesela ilkokullarda teneffüs süreleri uzatıldı. Bunlar geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikler. 10'ar dakikaydı. Yani her 40 dakikaya 10 dakika teneffüs ayrılıyordu. Fakat şu anda o her 40 dakikaya toplarsanız herhalde bir 15 dakikadan biraz fazla sürelik teneffüs saati oluyor. Bu yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi. Benim de şahsen eleştirdiğim ve çok iyi düşünülmediğini düşündüğüm teneffüslerin uzaması kategorik olarak değil ama hani örnek aldıkları ülkelerde bu biraz daha farklı yapılıyor bu iş. O yüzden eleştiriyorum. İkincisi de haftalık ders çizelgeleriyle ilgili yapılan değişiklikler var. Burada da seçmeli dersler 3 kategoriye bölünmüş ortaokul ve liselerde. Buralarda bu kategorilerin bir tanesi yani bilim eğitimi, matematik falan bir sürü başka şeyle birleştirilmiş. Din var ve kültürel grup var. Bunların her birinden birer ders alacak şekilde ilerleniyor. Bu da tabii hani seçmeli ders mantığı, öğrenci seçebilsin mantığıyla ilerliyor ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani gerekirse açarız burayı da.
Mesela ikinci yabancı dille beraber daha böyle bilim eğitimine yönelmek istiyorsa bir öğrenci ya da bir aile çocuklarını böyle yönlendirmek istiyorsa bunu mümkün kılmıyor. Mutlaka şu ikisinden de seçeceksin. Yani sen hem dil hem ikinci dil hem de bilim eğitimi ağırlıklı ileri seviye bilim eğitimi almayı ikisini birlikte seçemezsin gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu da iyi düşünülmüş bir ya da yeterince seçenek tanıyan bir uygulama olduğunu sanmıyorum. Bunlar şey, bizim Türkiye'nin şu anda hani milli eğitimin gündemimize soktuğu kavramlar. Bu son ikisi geçtiğimiz yıl oldu. Pek konuşulmadı ama bence bunlar öğretim programlarından daha şey. Ama bence mesela hocam şunu da söyleyeyim, yani dünya ne konuşuyor derseniz, hani dünyanın okullarında eğitimde neler konuşuluyor mesela. Dijitalleşme çok kritik şu anda dünyada. Hani Türkiye'de de konuşulduğuna şahit oluyoruz tabii ki. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir yapay zeka ile ilgili bir çalıştay düzenledi ama hani bundan okullardan nasıl daha okullarda bu teknolojilerden nasıl daha verimli yararlanırız? Eğitim öğretimi çocuklara sunduğumuz imkanları kat be kat nasıl daha iyi hale getiririz? Gündemi dünyada çok ele alınıyor. Bizde o seviyede değil. Mesela eğitime adil erişim, kapsayıcı eğitim dünyanın çok çok önem verdiği bir konu ve çok ciddiyetle takip ettiği bir konu. Hani dünyanın gündemine diye bakarsak kapsayıcılık ve eğitim kaynaklarına adil erişim. Her çocuğun kendi ihtiyaçları çerçevesinde nitelikli eğitime ulaşması mesela, bu da şey. Bir başka konu, birçok ülkede sosyal duygusal öğrenme mesela birçok ülkenin gündemine girmiş durumda. Avustralya, Finlandiya, birçok Avrupa ülkesi, Doğu Avrupa ülkesi, böyle gelişmiş ülkeler buna çok çok önem veriyor. Çünkü normal akademik gelişimi çok ciddi derecede etkileyen bir şey. Başıboş bırakamıyorsunuz. Yani mesela teneffüsler de bu çerçevede yer alamıyor. Mesela en uzun teneffüsler Finlandiya'da, bizimki ondan daha uzun ama Finlandiya bu teneffüsleri bu işte iyi olma durumu, well-being dediğimiz İngilizce'de işte sosyal duygusal öğrenme süreçleri bunlar çerçevesinde düşünüyor. Bizde o şekilde olmadığı için zaten bizdeki teneffüslerin uzamasını eleştiriyorum ben. Velhasıl yani gündemlerimizin, esas gündemlerimizin dünya gündemiyle aynı olmasını tercih ederim. Ve bizim bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeme getirdiği konuların biraz daha bence dünya gündemiyle aynı olursa öğrencilerimiz için, ülkemiz için çok daha yararlı olacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Hocam öyle bir giriş yaptınız ki her cümlenizi açmak lazım aslında. Teknolojiyle ilgili bir sorun vardı benim programın ilerleyen zamanlarında. Evet, şu an inanılmaz bir şekilde işte yapay zekanın da hayatımızın her alanına girmesiyle özellikle eğitim dünyada bunu çok tartışıyor. Türkiye'de de tartışmalar var dediğiniz gibi benim de izlediğim kadarıyla ama istenilen boyutta, istenilen derinlikte, istenilen kalitede değil. Peki hocam siz şimdi eğitim fakültesi dekanlığını yapıyorsunuz. İşte ben şu anda bölüm başkanlığını yapıyorum. Bu işe yıllarımızı verdik diyelim. Uzmanların görüşleri böyle iken yani ben tanıdığım etrafımdaki bütün uzmanların görüşü 3 aşağı 5 yukarı benimkiyle aynı iken, sizinkiyle aynı iken neden biz Türk eğitim dünyasında bunları konuşmuyoruz da İşte başka konular konuşuyoruz diye bir soru soracağım ama bu sorunun cevabını sizden beklemiyorum aslında. Neden kimse bizi dinlemiyor hocam? Vallahi evet, yani gerçekten bu üzücü bir durum. Üzücü, çok. Ya şöyle, geçmişe baktığımda ben 80'ler ve öncesini düşünüyorum. Hani pedagojik anlamda düşünüyorum. Yani okullardaki pedagoji anlayışı falan. Güzel uygulamalar o zaman vardı ama kötü uygulamalar da vardı. Mesela ben şeyi düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerde dahil çoğu zaman dayak bir terbiye tekniğiydi. Okullarda ve çok standart, normal karşılanır bir şeydi. Şu anda mesela eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına sınıfta disiplini nasıl sağlarsın, sınıfı nasıl daha etkili yönetebilirsin, bunun teknikleri nelerdir, bunlar öğretilerek yetişiyor ve bu teknikler, yani aslında şiddet kullanmanın
Nasıl böyle trajedik sonuçları olduğu bir toplum için artık daha bilinçli yetişiyor öğretmenler, eğitimciler bu konuda. Şimdi ben şimdi bardağın dolu tarafına bakarsak toplum ve yetkililer mesela böyle bir konuda uzmanları daha iyi dinlemiş. İyi bir noktaya gelmişiz bence geçmişe oranla bu yönüyle. Ama bazı yönlerle de pek söz dinlenmiyor. Yani uygulayıcılar, karar vericiler bazı konularda da çok da dikkate almıyorlar. Ben gelecek için ümit duymak istiyorum. Belki bizlerin de bu konularda biraz daha söylemek istediğimiz şeyleri daha uygulanabilir formata çevirerek toplumla paylaşmamız, yazdığımız, çizdiğimiz eserlerde ya da ürettiğimiz projelerde bu şekilde toplumun önüne sunmamız veya karar vericilerin önüne sunmamız yardımcı olabilir bir anlamda. Ama hani biz elimizden geleni yapmaktan ve bunları tekrar tekrar söylemekten vazgeçmemeliyiz. İyi örnekler üretmeliyiz diye düşünüyorum. O zaman hemen bu konuya geçeyim. Dediğiniz gibi biz akademisyenler de biraz daha uygulamaya yönelik işler mi yapmalıyız, projeler mi yapmalıyız? Çünkü yıllardır aslında bu dünyanın da bir tartışma konusu. Akademi dünyası ile işte gerçek hayatın, akademisyenler ile sınıfın, öğretmenlerin biraz kopuk olduğu tartışılır her zaman. Siz bu tartışmaya katılır mısınız? Akademisyenler gerçekten biraz kendi odalarında, kendi sınıflarında mı kalıyorlar? Gerçek dünyadan biraz kopuklar mı? Biz bilim üretirken işte bilimi ne için üretiyoruz? İnsanlık için üretiyoruz. Topluma faydası olsun diye üretiyoruz. Her şey daha iyi olsun diye üretiyoruz ama acaba anlaşılmıyor muyuz hocam? Yani kendi kapılarımızda mıyız? Kendi fakültelerimizde miyiz sizce? Evet. Bu eleştiri büyük oranda benim katıldığım bir eleştiri. Tabii ki çok nitelikli işler yapan hocalarımızı tenzih ederek söylüyorum. İyi örneklerimiz epey çok sayıda da var. Fakat hani biraz daha bu konuda eğitim fakültelerinin gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bizim zorluğumuz şurada biraz da. Bu tip sahaya yönelik yani okulların gerçek ihtiyaçlarına yönelik araştırmaları ve gündemi oluşturabilmek için oralara giriyor olmamız lazım. Yani oralarda çalışmalar gerçekleştiriyor olmamız lazım. O verileri anlamlandırıyor olmamız lazım. Yani bilimsel çalışma da veriyle olur. Yani orada bizim kafamızdan kendi düşüncelerimizi paylaştığımız şeyler akademik olduğunu düşünmüyor. Onlar kişisel düşüncelerimizdir. Ama akademik veya bilimsel çerçevede yapılan işler daha veri üzerinden yapılan işler. Eğitim verisine ulaşmak da gerçekten kolay bir şey değil hem Türkiye'de hem dünyada. Yani çünkü çocuklarla çalışıyorsunuz. Bir akademisyenin oraya girmesi bu sadece idari izin anlamında düşünmeyin. Yani çocuklarla çalışıyorsunuz. Anne babalardan tek tek izin almanız lazım. Yani ben de bu tip araştırmalar yapıyorum. Ya veli toplantısı yapıyorsunuz artık. Hani velilerden tek tek ne yapacağınızı anlatıyorsunuz, tek tek imza alıyorsunuz. Bayağı bir mesainizi alıyor yani. Ama bu işte böyle yani biraz buna gayret etmek gerekiyor. Bu sayede ancak sizler okulun gerçek gündemine yakalama şansı bulabiliyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ya burada şöyle bir konu var hani bunu çalışalım. Bunu çözmeden gitmez, bunu çözmeden olmaz. Hani şununla ilgili bir çözüm önerim de budur. Bunu test ettim. Şöyle çalışıyor, şuralarda çalışmıyor gibi böyle bilgileri ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Yine bunu yapan hocalarımı tenzih ederek söylüyorum ama bu eğitim konusunda bu tip çalışmalar maalesef sınırlı. Bu konuda akademisyenlerin de yapması gereken şeyler var. Sınıfın içini biraz daha tanımak lazım değil mi hocam? Yani öyle Kesinlikle. uzaktan çalışma yapmakla olmuyor. Orada oturmak lazım. Belki hani bizim öğretmen adaylarına bunu böyle yapın dediğimiz şeyleri bizzat yaparak örneğini uygulamasını göstermek lazım. Fakültelerde de anlatılan derslerin teorik olmaktan çok yine uygulamaya dönük olması lazım ki nasıl uygulandığını görsünler. Dediğiniz gibi ben de yani bu işi gerçekten çok güzel yapan, uygulamalı yapan, gerçeğin de farkında olarak yapan, neyin uygulanabilir, neyin nasıl adapte edilebileceğini söyleyerek yapan pek çok akademisyenimiz elbette var. Evet. Ama akademi dünyası biraz daha toplumla iç içe olabilir diye ben de düşünüyorum gerçekten.
Hocam o da aslında bizim görevimiz. Yani akademisyenleri de akademisyenler Evet. yetiştiriyor. Belki bir kuşak akademisyen genç akademisyenleri yetiştirirken ya da onlara rehberlik ederken diyelim, çünkü onlar biraz kendi kendilerini yetiştiriyorlar. Bu konuda onların işlerini kolaylaştırıcı, önlerini açıcı bir takım işleri yapmak da kıdemli, deneyimli akademisyenlerin işi. Ve ben hakikaten bu konuda eğitim fakültelerinin geçmişten bu yana çok iyi yol kat ettiğini düşünüyorum. Ta 1990'larda başlayan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi vardı. Eğitim fakülteleri de bunun ayaklarından bir tanesiydi. O zamandan beri eğitim fakülteleri çok ciddi yol kat etti. Çok güzel işler yapan hocalar da var. Ama maalesef olumsuz örneklerin de sayısı hiç az değil. Yani iki tarafı da görmek lazım. Yani eleştirirken de toptan bütün fakülteler kötüymüş gibi ya da bütün hocalar kötüymüş gibi bir ifade kullanmak da bence doğru değil. Hocam çok haklısınız. Ben son zamanlarda iki Avrupa ülkesine gittim. Romanya'ya ve İtalya'ya. Ben de eğitim dünyasını biraz acımasızca eleştirdiğimizi bir kez daha fark ettim. Çünkü İngilizce benim alanım. Hani Türkler neden İngilizce konuşamıyor diye eleştiriyoruz ya. Yani Avrupa'nın göbeğindeki ülkeler de konuşamıyor zaten. Onların eğitimlerinde de pek çok sorun var. Yani bu eğitime yönelik sorunlar... Bir yandan maalesef, bir yandan da iyi ki sadece bize ait değil. Hep beraber daha sistematik bir sistem kurmalıyız herhalde diye ben de düşünüyorum. Gerçekten biraz da fazla yerden yere vuruyoruz eğitimi, eğitimcileri ve kendimizi ve de çocuklarımızı. Peki hocam, bütün bu gelişmeler şimdi sınava girdiler çok yakın geçmişte adaylarımız. Tercihler yapacaklar. Öğretmen olan adayları sizce korkutur mu? Çünkü işte bu öğretmen akademisi tartışmalarıyla eğitim fakültesinden mezun olmanın artık öğretmen olmak için yeterli olmadığı gündemde. İşte hatta Twitter'da, sosyal medyada eğitim fakülteleri tıp fakültelerinden de daha uzun bir eğitim sistemine sahip diye bir takım tartışmalar da, paylaşımlar da oluyor. Siz bu adaylar korkmalı mı? Öğretmen akademileri ne durumda konusunda ne söylemek istersiniz? Önce bir genel durumu şöyle bir değerlendirmek isterim. Ardından da adaylara yönelik bir iki söz söylemek isterim. Öğretmen olmayı ya da eğitim sektörüne girmeyi düşünen lise son sınıf öğrencilere seslenmek isterim. Durum şu, Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Kanunu ile birlikte yeni adını Milli Eğitim Akademileri olarak koyduğu bir akademi biçimi akademi kuracak. Şu anki adı Öğretmen Akademileri hala var. Milli Eğitim Akademisi olarak değiştirip biraz daha düzenlemeler yapacaklar. Ve orada şöyle bir şey öngörülüyor. Henüz metni, yasa metnini bilmediğimiz için basında paylaşılanlardan söyleyebiliriz bunları. Öğretmen adayları devlette çalışabilmek için, bu özel sektörü kapsamıyor. Devlette çalışabilmek için yine sınava girecekler. KPSS olduğu gibi, şu an olduğu gibi. Bu sınavı kazananlar, öğretmen akademilerinde eğitim almaya başlayacaklar. Bunun süresiyle ilgili muhtelif görüşler var. En az bir yıl olacağı söyleniyor ama bir yıla 2 yıl arası sürebilecek bir şeyden bahsediliyor. 500 saat civarı bir şeyden. Derslerden. Uygulamalı ve teorik eğitimler vereceği söyleniyor. Ve burayı başarıyla tamamlayanlar öğretmen olabilecek. Devlette. Özel okullar için de özel okul kendi istihdam nasıl etmek isterse eder. Şeklinde bizdeki bilgi bu yönde. Bu tabii öğretmen olmak isteyenleri ürkütür mü? Yani burada şöyle noktalar da var. Eğitim fakültesi çıkışlı olmayanlar da burada akademilere girebilir gibi bir söylem söz konusu. Bunu da bu konuda da çok güçlü bilgilerimiz yok. Sadece duyumlarımız var. Burada nasıl bir karar alınacak bilmiyorum ama hatalı bir karar olur eğer böyle bir şey yapılırsa. Çünkü yani bir mesleğin, yani öğretmenlik mesleğinin kazandırılma yetkisi üniversitelerde. Hani dolayısıyla yani bir sertifika da alacaksa üniversiteden alması gerekiyor. Hani burada akademilerin bunu veriyor olması çok tartışılır eğer öyle bir adım atılırsa. Çok da
ileride bu mahkemeye kadar gidebilir. Yani bu ne olacağını bilemeyiz. Öte yandan hani diğer tarafına gelecek olursak bir eğitim fakülteleri için burada şöyle bir şey söz konusu var. Bu akademilerin kurulma gerekçesi eğitim fakültelerinden bu çocuklar yetersiz geliyor. Adaylar, öğretmen adayları. O yüzden biz akademi kuracağız, onları daha yeterli hale getireceğiz. Fakat bu eğitimleri kim verecek? İşte kıdemli öğretmenlerle üniversitelerden gelen hocalar. Peki üniversitelerden gelen hocalar eğitim fakültelerinde bu dersleri iyi yetiştiremiyor, iyi veremiyor ve öğretmen adaylarını iyi yetiştiremiyor da akademiye gelince mi iyi yetiştirecekler? O konuda bir cevap alamıyoruz. Ya onun iyi düşünülmesi lazım ve bu hani akademi bir ihtiyaç varsa mesleki gelişimle ilgili düzenlemeler yapılabilir, üniversitelerle işbirliği yapılabilir ki bakanlık bunu yapmak istediğini beyan ediyor. Dekanlar toplantısında biz bu eğitimleri üniversitelerle beraber de tasarlayabiliriz gibi şeyler söylendi ama hani bunları bilmiyorum ayrıntılarını. Velhasıl hani yapabileceği şeyler var ama üniversitenin verdiği eğitimin yerine geçmeye çalışan yani teorik dersleri de kapsayan bir ders sistemi de gerek var mı emin değilim. Ne kadar yararlı olur emin değilim. Dünyada şimdi çok çok farklı öğretmen yetiştirme modelleri tartışılıyor. Yani hatta üniversite diplomasını aldıktan sonra kuruma gittikten sonra yani usta çırak ilişkisi, koçluk yöntemleri şu anda onların Türkiye'de de dünya kadar araştırmasını yapan, örneklerini sunan araştırmacılar var. Yani girin Türkiye'de koçluk sistemiyle ilgili yazıp çizenler var, uygulayanlar var, modeller ortaya koyanlar var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ya böyle bir sürü model varken hani böyle bir tekrar üniversitede verilen teorik eğitimi tekrar etmek Milli Eğitim Akademisi'nde bana anlamlı gelmiyor. Yani ne kadar iyi düşünüldü bilmiyorum. Hani bizlere de danışılmadı bu konuda ya da hangi akademisyenlere danışıldı bilmiyorum. Bence bunun iyi düşünülmesinde yarar var. Yani bu çok teknik olarak çalışılmasında yarar var. Bu haliyle bence Milli Eğitim sistemimize bir artı getireceğinden benim çok ciddi şüphelerim var. Emin değilim yani öyle bir hatta belki zarar getirmese şükredelim diye düşünüyorum. Böyle bir şey var. Şimdi adaylara bir şey söylemek istersem hani öğretmen olmak isteyenler ne yapsın? Bence şunu öneriyorum ben. Öğretmen olmak isteyenler iyi fakültelere gitmeyi planlarlarsa ve seçeneklerini geniş tutarlarsa yani tamam hani çok çok iyi yerlerde öğretmen olmak da var. Hani Türkiye'de çok çok güzel okullar, kurumsal okullar var. Böyle tarihi okullardan tutun da hani hem devlette hem de özel sektörde var. Buralarda çalışmak ve öğretmenliği de seviyorsanız insana çok ciddi mesleki tatmin verebiliyor. Artı bir öğretmenlik mesleğini kazanırken daha ilerisinde yüksek lisans vesaire yaptığınızda siz eğitim sektörünün değişik yerlerine yönelik kendinizi yetiştirebilirsiniz. Eğitim yönetimi, eğitim programları, ölçme değerlendirme, yani eğitim böyle değişik alanları var. Hatta belki önümüzdeki yıllarda belki eğitim teknolojileriyle yapay zeka vesaire gibi yeni açılımlar çıkacak. Bütün bunlar önümüzde bir seçenekler oluyor. Hatta belki disiplinler arası çalışmalar yapanlar oluyor. Şimdi mesela bir öğrencimiz geldi. Matematik öğretmenliği mezunu. İki tane örnek vereyim hatta. Bir tanesi veri bilimiyle ortaklaşa bir şey yapmak istiyorum. Yüksek lisanslı yapabilir miyim? Şimdi ben adaylara şunu öneriyorum. Bu esnekliği tanıyabilen üniversiteler var, tanımayan üniversiteler var. Tanıyabilen üniversiteleri bulup oralara gitmelerinde yarar var. Başka bir öğrenci mesela bitirmiş son sınıfı nörobilimle bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Hatta birkaç konuşma dinledim diyor. Gitmiş böyle sempozyumlara falan nörobilimcilerin eğitimle ilgili olan yani tıptan geliyorlar eğitimle ilgili yaptıkları beyin çalışmalarından paylaşımlar yapıyorlar. Onları kendince eleştiriyor. Diyor ki hani tamam çalışma çok ilginç. Fakat eğitimle ilgili ele aldıkları konular keşke şunları da ele alıyor olsalar. Çok daha iyi olur gibi kendince de bir eleştiri yapıyor ve ben bu konuda kendimi yetiştirmek istiyorum. Önce şurada yüksek lisans yapacağım ardından tekrar eğitime döneceğim falan. Ya bunlar muhteşem şeyler hani kariyer yolları.
Ve eğitimde o kadar çok katkıya ihtiyaç var ki, yani ben adaylardan şunu rica ediyorum. Yani özellikle çok iyi dili öğrenin, dünya eğitimcisi olun. Ondan sonra dünyada ne olup ne bittiğini öğrenin. Ondan sonra kariyerinizi lisans diplomasıyla bitiyormuş gibi düşünmeyin. Öğretmen olmak zaten çok keyifli, çok güzel bir meslek. O da bir kariyer yolu, ama onun dışında da yollar var. Hani orada da kendinizi geliştirebileceğiniz kulvarlar var. Bunları düşünün ve size bu imkanları veren, bu ufku veren üniversiteleri tercih edin. Önünüzde inanılmaz kapılar açılacağını düşünüyorum ben. Bu kadarını söyleyeyim. Hocam harika şeyler söylediniz. Ben de çok katılıyorum. Hatta sizden önceki programı İdari Bilimler Dekanı Zevat Hoca ile yapmıştım biliyorsunuz siz de. O da size vizyon katacak bir üniversiteye gidin tavsiyesinde bulunmuştu adaylara. Ben de hocam kesinlikle söylediklerinize çok katılıyorum. TED Üniversitesi'nin de reklamını yapabiliriz bence burada. Çünkü vizyon veren bir üniversite ve eğitim fakültesini de hani bütün 5 bölümde de İngilizce eğitim yapan ve hepsi de akredite olan programlara sahip bir fakülte olarak adaylarımızı buraya gönül rahatlığıyla çağırabiliriz. Çünkü gerçekten çok kaliteli eğitim vermenin yanı sıra çok da güzel işler yapıyoruz. Şimdi size neler yapıyoruzu sormak da isterim. Neler yapıyoruz, neler yapmayı planlıyoruz? Çünkü teknoloji gündemde, dünyanın gündeminde dedik. Teknoloji eğitimde şu anda nerede ve nerede olacağını bekliyorsunuz, öngörüyorsunuz ve sormak da isterim. Biz de fakülte olarak bu konuda bir arayış içindeyiz herkes gibi. Çünkü dünyada da bir arayış devam ediyor hala. Bunun cevabı henüz bulunmadı. Yakın bir zamanda da cevap şudur diye bir cevabın bulunacağını düşünmüyorum hocam. Çünkü bu bir yolculuk. Arayışlarımız hep devam edecek diye düşünüyorum. Diyerek şimdi sözü size vereyim. Neler yapıyoruz hocam? Biz de neler yapmak istiyoruz? Evet, ben şuradan gireyim. Ben TED Üniversitesi'nde yeniyim. Yeni derken bir herhalde 7-8 ay oldu. Dekanlıkta da bu işte 2024 yılı başlangıcı itibariyle vekaleten başladım. Sonra işte asaleten atanmayı bekliyorum. Ben öncelikle fakülteden çok etkilendiğimi söylemeliyim. Buradaki genç arkadaşlar ne kadar gayretli, öğrencilerle ilişkisinin ne kadar nitelikli olduğunu gördükçe, hani ben ODTÜ'den de gelen birisiyim, orada da çok iyiydi, ama hani burada da gayet iyi olduğunu ve çok çok iyi olduğunu bizzat gözlemledim ve gerçekten etkilendim. Hani birçok konuda çok daha esnek düşünebilen, yani farklı düşünebilen, yani böyle kalıplara kendini hapsetmemiş, yenilikçi bir kadro var, genç bir kadro var. Bu beni oldukça etkileyen bir nokta. Fakülte olarak ne yapıyoruz? Bir şey de söyleyeyim. Mesela bu fakültenin ilginç özelliklerinden bir tanesi, tam İngilizce eğitim veriyor ama sınıf öğretmenliği alanında Türkiye'de bildiğim kadarıyla, değil mi, tek İngilizce eğitimi burası veriyor. Şimdi dinleyicilere belki bu saçma gelebilir. Ya sınıf öğretmenliğinde şey olur mu? İngilizce eğitim olur mu? Tabii ki bazı dersler, hani mesela Türk dili öğretimi, bunu derste Türkçe yapmak zorundasınız. Onları kastetmiyorum, ama mesleki anlamda İngilizce bilen, İngilizceyi kullanabilen, İngilizce kaynaklara erişebilen, dünyada ne olup ne bittiğini ilk kaynaklardan okuyabilen bir öğretmen adayı kitlesi yetiştiriyorsunuz. Bu bence çok çok önemli bir şey. Yani bu İngilizce eğitimde övmek tabii ki bazıları için ters gelebilir. Fakat İngilizce biliyor olmayı ben özellikle önemsiyorum. Yabancı dili biliyor olmayı, hakim olmayı ve dünyanın bu İngilizce dilindeki bilgi hazinesine erişebiliyor olmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve hani bu Türkiye için çok değerli. Burada hani bazı daha hani milliyetçi açıdan bakanlar, hani burada niye ana dilde eğitim yok diye eleştirenler elbette olabiliyor.
Onlara da ben hani şey yapamıyorum, yani itiraz etmiyorum, ama bunu bir meslekte yabancı dil hakim insanları yetiştirmek olarak en azından ben görüyorum, görmek istiyorum ki biz o anlayışla gidiyoruz. Yani yabancılaşmaktan çok dünyayı anlayarak kendi kültürümüze bir çözümler üretme, kendi çözümlerimizi üretme olarak bakıyorum. Yani ben okulda kendimi de çok yerel olarak görüyorum. Yani global düşün, yerel hareket et gibi bir laf vardı ya, think globally, act locally falan derler ya. Kendim hani mümkün olduğunca yerel, ulusal çözümler bulma taraftarıyım. Ama dünyayı da bir o kadar iyi anlayan, iyi iletişim kurabilen gençlerle, bireylerle bunu yapmak en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bu fakültenin de Türkiye'ye önemli katkılar yaptığını inanıyorum. Ya biz neler yapmak istiyoruz? Şimdi içinde bulunduğumuz konjonktürde, özellikle bu yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, eğitim sektörünün bu işte milli eğitimin yaptığı değişiklikler vesaireleri de dikkate alırsak, belirsizlikleri olan bir dönemdeyiz. Yani nereye gidiyoruz? İleride ne bekliyor? Bu burada geleceği böyle falcılıkta yapacak durumumuz da yok ya, ama neler yapmamamız gerektiğini en azından çıkarabiliriz. Hiçbir şey yapmamak ve daha önce yaptığın aynı şeyleri devam etmek yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi bizim fakülte olarak öğrencilere seçenekler sunmak. Buna gayret edeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Örneğin öğrenci uluslararası öğretmenlik sertifikası diyelim ki IB sertifikası almak istiyor. Bu imkanı ona sunmak. İşte bu uluslararası literatürde mikro credentials denilen şey, sistem. Ya da bizde ne deniyor? Mikro yeterlikler diyor galiba, yok. Bu sistemi birkaç tane opsiyon vermek. Mesela teknoloji alanında, işte yapay zeka alanında, ne bileyim uluslararası sertifikalarda, uluslararası programlara yönelik öğretim sertifikalarında ya da buna benzer başka birkaç tane noktada öğrencilere sertifika alabilecekleri, uygulamalı eğitimlerden oluşan ve kendi seçimlerine göre de ilerleyebilecekleri kulvarlar açmak. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Teknolojiyi biraz daha fakültede öğrencilerimizi buluşturmak, uygulamalarımızı biraz daha verimli hale getirmek, okul uygulamalarımızı. Buna göre lisansüstü fırsatlarını çeşitlendirmek ve disiplinler arası işbirliklerini geliştirmek. Yani biz gerekirse iktisadi bilimlerle, gerekirse mimarlık fakültesinin tasarım bölümüyle, tasarım ve iletişim bölümü var orada mesela, o bölümlerle işbirliği yaparak geleceğin öğretmenlerine böyle çok yenilikçi imkanlar sunmak amacındayız. Bu yani yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Uluslararası işbirlikleri yine özellikle uluslararası işbirliklerimizin hem sayısı artacak hem niteliği artacak ve buralarda biraz daha hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimizi dahil edebileceğimiz olanaklar olacak. Bu dikey projeler var. Şimdi TED Üniversitesi'nde bunun denemesi yapılıyor. Lisans öğrencisi yani birinci yani dikey projelerde ikinci sınıf öğrencisi, son sınıf öğrencisi, lisans üstü öğrenci ve bir öğretim üyesi, bunlar bir proje, aynı projede buluşturuyorsunuz ve bu tip çalışmalar yapıyorlar. Ya yani böyle jenerasyonlar arasında böyle bilgi aktarımı, dikey ve yatay her yönlü, çok yönlü bilgi aktarımı mümkün oluyor bu tip projelerde. Bunları biraz daha fakülte içinde yaygınlaştırmak falan söz konusu olacak. Ya bu kadar reklam yeter herhalde, ama yani aslında bu söylediklerim bence fakültelerin Türkiye genelinde ve dünyada aslında yapması gereken, arayış halinde olduğu noktalar. Bu belirsizlik gerçekten sadece eğitim fakültesinin değil, bütün üniversite sistemini kaygılandıran ya da düşündüren, belki kaygı doğru bir kelime değil ama düşündüren bir konu. Ne yapılması gerektiği konusunda arayış halindeyiz bizler de. Bir takım uygulamalarımız oluyor, olacak. Hocam Olcay Hoca ile yaptığımız programda şöyle demişti. Belirsizlikten aynı zamanda fırsatlar doğar demişti. Çok güzel bir bakış açısı o. Yani listelediğiniz o kadar güzel, o kadar heyecan verici gelişmeler de var ki bir yandan. Hani olumsuza odaklanmaktansa neler yapabileceğimize odaklanıp
Yolumuzda devam etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ülkeye de en güzel katkımız böyle olur diye düşünüyorum. Ki bunu da yapıyoruz zaten. Ben de TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi adına özellikle şunu eklemek isterim söylediklerinize. Benim de 5 yılım bitti TED Üniversitesi'ne geleli. Ben de içinde olmaktan çok mutlu olduğum, çalışmaktan çok mutlu olduğum bir ortam. Öğrencilerimize de herhalde hani en olumlu nasıl bir katkıda bulunuyorsunuz deseler cevabım uygulama imkanlarını fazlasıyla vererek olur. Çünkü adaylarımız birinci sınıftan itibaren mezun olana kadar sürekli uygulama imkanı içinde yetişiyorlar. Hem üniversite içindeki sınıflarda bol bol uygulama imkanı buluyorlar, hem de farklı okullara giderek işte gerçek sınıfı görüp gerçek sınıf ortamlarında uygulama yapma imkanı görüyorlar. Ve son derece sosyal, son derece kendilerine güvenen, özgüvenleri yüksek adaylar yetiştirdiğimizi düşünüyorum ben. Benim de en çok hoşuma giden taraflarından birisi bu. TED Üniversitesi'nin ve üniversiteden mezun olan ve içinde olan adayların. O yüzden evet, eğitim dünyası dünyada sorunlu. Türkiye'de kendimize has bazı sorunlarımız var ama ne zaman yoktu ki? Biz her zaman umutlu olarak, geleceğe odaklanarak devam edeceğiz. Çünkü gerçekten yapılacak çok iş var. Ve bu işleri de bizler yapacağız elbette. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam, çok teşekkür ederim. Yani pek çok konudan sadece bahsettik aslında. Her birisi için ayrı ayrı programlar yapmaya değer konular bunlar. Meslek içi eğitim, mesela öğretmen akademileri, evet. Şu konuşulan haliyle bizim çok onaylamadığımız bir hal ama meslek içi eğitimin de sorunlu olduğu da bir gerçek. Çünkü şu andaki meslek içi eğitimlerin çok işe yaramadığı, işte bu one-shot dediğimiz o seminerlerle, o toplantılarla, oturumlarla kurumun kültürünü bilmeden, öğretmenin ihtiyacına odaklanmadan yapılan eğitimlerin çok işe yaramadığını da hem bilimsel olarak biliyoruz hem uygulamalardan görüyoruz. Buna çözüm bulunması gerekiyor. Ama o çözümlerin herhalde ortak akılla bulunması gerekiyor. Yani bütün bu stakeholder dediğimiz işin içinde olan herkesin görüşünün alınarak, ihtiyacının tespit edilerek tepeden inme kararlarla değil de gerçekten ihtiyaca cevap veren yöntemlerle bulursak eğer ülkemize de hizmeti en güzel şekilde yapmış oluruz diye düşünüyorum. Aynen. Yani bu herkes için de çok önemli bir şey. Yani bu eğitim meselesi her birimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok çok önemli. Yani bunun farkında olmayanlar için, olmayan insanlar için de çok önemli. Bunun peşini bırakmamak durumdayız. Bunu söyleyebilirim. O yüzden adaylarımız da gelsinler lütfen. Ülkenin onlara çok ihtiyacı var. Gerçekten eğitime gönül veren, bunun için canla başla çalışacak gençlere, o pırıl pırıl gençlere çok ihtiyacımız var. Hepsine öğretmen Evet. olmak isteyenleri bekliyoruz. Kesinlikle eğitim sektöründe daha yaratıcı insanlara ihtiyacımız var. Buraya gelmelerini ve yaratıcılıklarını kullanarak yeni fikirler, yeni çözümler ve bizlerden daha iyi işler yaparak Türkiye'nin eğitimini ileri taşımalarını bekliyoruz. Ben de bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Zaman ayırdınız. Çok güzel fikirler verdiniz adaylara da, meslek içindeki bireylere de. Söylemek istediğiniz son sözleriniz var mı diye. Son şunu söyleyeyim madem. Son şunu söyleyeyim. Bu programı hep izliyordum. İlk defa konuk oldum. Teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için hocam. Hocam ben de öncelikle izlediğiniz için sonra da konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok değerli konuklarım var gerçekten. Ben de istiyorum ki daha çok kişiye ulaşsa keşke. Daha çok kişi sizlerin düşüncelerini dinlese keşke. Umuyorum bir gün dinlerler bizi, hepimiz karar verenlerde, eğitimin içinde olanlarda. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzninizle o zaman kaydı durduruyorum.